Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kısa bir yaz tatili molasından sonra şahane videolarla karşınızdayım. Ne yapıyoruz Özen bugün? Neredeyiz? Gördüğünüz gibi banyomuzdayız ve banyomuzu değiştirme kararı aldık. Sizinle birlikte uygun fiyatlı, yüksek bedeller ödemeden bir banyoyu şahane bir banyoya nasıl değiştirebiliriz? Hep beraber göreceğiz. Neler yapacağız bugün? Kapaklarımızı değiştireceğiz, seramiklerimizi boyayacağız, tezgahımızı boyayacağız, duşakabinimizi boyayacağız. Bambaşka bir banyo elde edeceğiz. Şahane bir değişime benimle birlikte hazır olun. Başlıyoruz. Öncelikle banyomuzu komple temizliyoruz. Islak bir yer kalmamasına dikkat edin. Komple kurulayalım. Mesela bizim seramiklerimiz bu şekilde derzleri dökülüyor. Bu dökülen yerleri kazıyoruz. Dökülenler dökülsün, dökülmeyenler kalabilir. Çünkü bunların hepsini yenileyeceğiz. Komple boşaltıyoruz bunları. Böyle boşluklar var, onları da bu şekilde bir tornavida kullanarak boşlukları komple temizleyebilirsiniz. Derzleri temizledikten sonra elinizde şöyle bir kuru bez olsun arkadaşlar. Temizlediğiniz yerleri şöyle üstünden kuruca alın ki tozlar yapışmasın yeni koyacağımız gömlek derzine. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eski derzleri komple şu tornavida yardımıyla ya da şöyle bir mala yardımıyla kazıyabilirsiniz. Ben banyonun tamamını kazıdım. Eski derzleri, kuruyan derzleri, dökülen derzleri temizledim. Gördüğünüz gibi o kadar eski ki şöyle boşluklar bile çıktı. Şimdi bu eskiyen derzlerin yerine yeni derz dolduracağım. Böyle derz matik diye bir şey aldım. Beyaz olmasına dikkat edin. Bunu kullanacağım ve boşalan yerleri dolduracağım. Hadi başlayalım. Bu derz matiğin yanında şöyle bir spatula veriyorlar arkadaşlar. Önce derzimizi şu şekilde dik tutarak aşağıdan şöyle doldura doldura gidiyorum. Ne yapacağız bu doldurduğumuz? Şöyle boşlukları doldura doldura kalanıyla komplesini dolduracağız. Şöyle spatula da kalıyor. Onu da böyle koyup değerlendirebiliriz. Şimdi devam ediyorum. Çok kolay bunu uygulamak. Hop. Spatula da kaldı. Kullan. Çek. Kullan. Oh,
söyleyeyim. Şimdi ikinci katı atmaya başlayacağız. Buralar siyahtı hatırlıyorsanız. İkinci katı attıktan sonra komple kapanacak. Bence şahane bir seramik boyası. Gerçekten birinci katta ne kadar etkili oldu, ikinci katta komple kapatacak. Ben beğendim, devam edelim. Gerçekten ikinci katın kapatıcılığı çok çok daha iyi. Ben boyaya bayıldım. Bence kolaylıkla banyolarınızı değiştirebilirsiniz. Hiç korkmayın, ben yapamam demeyin. Çok kolay. Arkadaşlar, banyonun duşa kabin kısmı hariç bütün seramiklerini boyadık. İki kat attık. Yaklaşık bir buçuk iki saat arayla attım iki kat boyayı. Komple kapattı istemediğim görüntüyü. Sıra şimdi duşakabinin içinde. Bu duşakabinin içi seramikleri siyah olduğu için böyle karanlık bir efekt veriyor ve ben bunu hiç sevmiyorum. O yüzden burayı da beyaz boyayla, aynı kullandığım boyayla boyayacağım. Ve üstüne stencil uygulaması yapacağım. Hadi boyaya başlayalım. Yine boyamı aldım. Leğenimin içine torbayı koydum. Boyamaya başlıyorum. Bakalım siyahta kapatıcılığı nasıl? Wow, wow, wow. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Birinci katta bile kendini gösteren bir boya. Şahane. Arkadaşlar selam. Duşakabinin içine birinci katı attım. Ama maalesef 1 kilo boya bütün banyoya yetmedi. Tekrar boya siparişi verdim. O yüzden bu birinci kat kururken ben de banyo dolaplarına geçtim. Öncelikle şu saplardan kurtulacağım. Bunun için tornavidamı aldım ve kulpları çıkartıyorum. Direkt alanını manuel yollardan hallediyoruz. Çıkarttım. Buradaki delikleri daha sonra macunla kapatacağız. Diğerini de çıkartalım. Dolap kulplarını çıkarttım. Şimdi şu ahşap macunları var. Uygun fiyatlı bayağı. Bunlarla şu delikleri kapatacağım. Ne yapıyorum? Biraz şuradan şöyle alıyorum. Şu delikleri dolduruyorum. Şuraya da sürüyorum. Sonra böyle kapatıyorum. Kapatıyorum. Hop, pürüzsüz. Tekrar biraz daha süreyim. Biraz daha süreyim. Hop, hop. Boyayınca zaten bu görüntü de kalmıyor. Evet arkadaşlar, bu kulpların deliklerini macunla kapattım. Okururken ben asıl mevzuya geliyorum. Çıtalar. Kapakları değiştirecek olan bu çıtalardan bahsetmek istiyorum. Bu çıtaları bir yapı marketten aldım. Ve istediğim ölçülerde şu kapağımın ölçüsüne göre kestim arkadaşlar. Çıtaları keserken 45 kesmeye dikkat edin. Çünkü şöyle bir birleşim olacak. Birleştirdiğimizde şöyle birbirini öpecek bu çıtalar. Şimdi bu çıtaları nasıl kapağa yerleştireceksin özel? Nasıl bir uygulama yapacaksın? Şöyle göstereyim size. Bu kestiğim çıtaları yerinde kapağın üstüne şu şekilde tutkal yardımıyla, ahşap tutkalla yapıştıracağım. Hadi yapıştıralım. Herhangi bir ahşap tutkalıyla şöyle önce çıtamızı tutkalıyoruz. Evet, tutkalı fırça yardımıyla yayıyorum. Şuraya ölçüsünü aldım. Hatta yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hemen yapışıyor zaten. Hemen üst parçayı yapıştırıyorum. Yan parçalarını da koyuyorum. Bunu
Bastırıyorum. Ve yapıştırıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kapakların dışına çıtalarımı yapıştırdım. Bazı yerlerde boşluklar kaldı. Bunlar sizi korkutmasın. Macunlayacağız zaten çıtaları. Şimdi kapağın orta hattına bir kat daha çıta atmak istiyorum. Onun için ölçülerimi aldım. İstediğim ölçüde ne kadar yapmak istiyorsam çizdim kapağımın üstüne. Şimdi bu çizdiğim yerlere çıtalarımı yapıştıracağım. Çıtalarımız bitti. Şimdi banyo kapaklarının alt dolaplarına geçiyoruz. Evet, üst çıta uygulamamızı bitirdik. Üst dolaplardaki alt dolaba geçtik. Şimdi alt dolaplardaki de şu kulplardan kurtuluyoruz. Arkadaşlar kulpları çıkarttık. Gördüğünüz gibi benim banyomda şöyle sabit, açılmayan kapaklar var. Onlar için şöyle ince parçalar kestirdim yine yapı marketten. Öncelikle bu beyazları kapatmak için beyaz alanları şu şekilde tam ölçüsüne göre kestirdiğim kısımları yapıştıracağım. Yine tutkal yardımıyla tutkalımı döküyorum. Right in front of me, I didn't realize you were my dream. So you took me by surprise. Oh yeah. Kestirdim. Şimdi yapıştırıyorum. Evet, oturdu. Uçlarından bastırıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu sabit parçaları yapıştırdık. Şimdi şu şekilde kalın parçalar ve şöyle yuvarlak parçalar aldım. Bu kalın parçalarla bir dikdörtgen elde edeceğim kapak boyunda. Sonra aralara bu çubuklardan yerleştireceğim. Yine aynı şekilde tutkalımı yapıştıracağım. Kapağı komple sürüyorum. Gerçekten ahşabı yapıştırmada başarılı bir malzeme. Ama ne çok ne az böyle kuruyabileceği şekilde sürün. Çok sürerseniz kurumuyor hemen ıslak kalıyor akıtıyor aşağıya doğru çıtayı. Evet şimdi nasıl kestirdim ben bunu da? Buradaki delikleri kapamadım çünkü zaten ahşapla kapanacak. Birinci parçamı koyuyorum. Hareket ettiği için benim için önemli. Bunu hareket ettirip doğru yere bulacağım. Üst parçayı taktım, alt parçayı taktım, sol parçayı taktım. Şu tarafı neden takmadım? Çünkü aralarına şu çubukları yerleştireceğim. Yapıştıracağım. Buraya geldiğimde son parçayı yapıştıracağım. Nasıl yapıştırıyorum bu çubukları? Bu da çapı 1 santim yuvarlak bir çıta. Her birini teker teker şöyle tutkalımı sürüyorum ve yerine yapıştırıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki kapağı bitirdim, kaplamamı yaptım, çıtalarımı doldurdum. İkisinin kurumasını beklerken bizim şurada şöyle bir çıkıntımız var, klozet çıkıntımız tesisat için.
Biz bu alanı raf gibi kullanmak istediğimiz için şöyle üstüne bir parça yerleştireceğiz. Bu parçayı da böyle tek parça halinde aldım, kestirmedim. Oturdu çünkü ölçüsüne. Süreceğimiz alanı tutkalladık, ahşabı tutkalladık. Şimdi bu parçayı komple yerine oturtuyorum. Şimdi bu tutkalın uzun süre tutması için üzerine ağırlık koyacağız. Evet arkadaşlar, bütün çıta uygulamalarımızı bitirdik. Gördüğünüz gibi üst katı çıtaladık. Alt katın komple çıtaladık kapaklarını. Ve klozet arkası şu çıkıntının üstüne şu şekilde raf yaptık. Şimdi ne yapacağız? Şurada gördüğünüz çıtaları, şu açıklıkları ve şu boyarken arada boşluk kalmaması için şuraları macunlayacağız. Hangi macunu yapacağız? Şu hatırlarsanız şu delikleri kapattığım bir macun kullanmıştım. Herhangi bir ahşap macunu kullanabilirsiniz. Bunu Dersmatik'in şu spatulası yardımıyla süreceğim. Nasıl yapacağım bu işlemi göstereyim. Parmak yardımıyla alıyorum bunu. Küçük bir yerden örnek göstereceğim. Mesela diyelim ki şuraya şöyle sürüyorum macunumu. Şuradan şöyle biraz daha süreyim. Macunumu sürdüm. Geri kalanını yapacağım ben size. Sadece bir tane örnek göstereceğim. Şu spatulanın sivri köşesiyle şöyle temizliyorum burayı. Evet, geri kalan kısımları artık temizleyebiliriz. Daha sonra boyama işlemine geçeceğiz. Ama bu çıtayla kapağın arasında boşluk kalmaması için macunumuzu çekiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çıta uygulamamızı macunladık. Bu macunu neden yaptık? Çünkü çıtalarla dolap kapağının arasında boşluk vardı. Boyada, yani boya yaptıktan sonra aradaki o kısım boşluk gözükmesin diye hem de iyice yapışsın diye macun uygulamamızı da yaptık. Gördüğünüz gibi iki kapağımızı çıtaladık. Kulplarını takacağız. Henüz kulplara geçmedik. Aşağıdaki kapakları sadece ahşap yaptık. Bunları vernikleyeceğim, boyamayacağım. Böyle doğal ahşap görünümü olsun. Aynı şekilde burada raf olarak kullanacağım ahşabı da cilalayacağım. Bunun için herhangi bir ahşap vernik kullanıyorum. Markası önemli değil. Yine böyle bir kaba, poşetimi koydum kabı pisletmemek adına. Ne yapıyorum? Verniğimi çantalıyorum, iyice verniğimi. Ve kabımı boşaltıyorum biraz. Beyaz göründüğüne bakmayın. Bu transparan bir cila. Sürdükten sonra parlayacak. Şöyle fırçamı da alıyorum, rulomu da alıyorum. Önce rulo'yla geçeceğim. Rulo'da ben sefer rulo kullanıyorum iz bırakmaması adına. Şöyle cilamı sürüyorum. Rulonun girmediği yerlere fırçayla müdahale edeceğim. Minik bir tüyo daha vereyim, böyle bir araya gireyim. Şu seramikleri boyarken kullandığım boyanın siyahını aldım. Ne boyayacağım bu siyahla? Şu gördüğünüz basma butonunu etrafını şöyle bantladım. Ve bu açma kapama tuşunu, taret musluğunu. Buraya da tuvalet kağıtlığı gelecek. Onu daha boyamadım ve duşakabini boyayacağım. Şimdilik şu ikisiyle başlıyorum. Fırçamı aldım. Hafif boyama sürüyorum. Bunları sulandırmaya gerek yok arkadaşlar. Bakalım tek katta kapatacak mı? Evet. Şahane. Yine de ben ikinci katı atacağım buna. Biraz da ruloyla devam edeyim. Hop. Galiba ruloyla daha iyi olacak. Tabii hem çekip hem boyayamıyorum, benim biraz zorluyor. Boyadıktan sonra tekrar göstereceğim. Evet, ruloyla çok daha kolay oldu. Bu şekilde ilk katı atıyorum. İkinci katta size sonucu göstereceğim. Tada! Taret musluğu
Ve basma butonu boyandı. Şu an çok anlaşılmıyor kuru olmadığı için. Ama gayet şık oldu. Beğendim. Evet arkadaşlar, bugün dolapları boyayacağım. Boyam geldi. Ben mint yeşilinde boyayacağım. Aynı kullandığım boyanın, aynı markanın farklı rengini uygulayacağım. Ama boyamadan önce kulp deliklerini açmak istiyorum. Şöyle yaklaşırsanız işaretlediğimi göreceksiniz. Aynı burada ve burada kulp deliklerimi işaretledim. Şöyle bir kulp kullanacağım. Önce delikleri açayım, sonra boyamamı yapacağım. Sonra da kulpları takacağım. Aynı şekilde buraları da işaretledim. Bunları da deleceğim. Hadi şarjlı maskamız elinde. Başlayalım. Arkadaşlar delikleri deldim. Kulpları şimdi takmıyorum. Şuraya bir tane örnek kulp taktım. Onu devam edeceğim ama önce üst dolaplarımı boyayacağım. Kulplarımı daha sonra takacağım. Bunu karıştırdım. İyice bir temizledim dolaplarımın üstünü. Nemli bir bezle boyamı şöyle sokuyorum içine. Hadi bakalım, bismillah. Rengin güzelliğini kim görmek ister? Şahaneliğini. Harika. Harika. Uhu. Alıyoruz tekrar buradan boyamızın parçasını. Bu boyayı da iki kat atacağım. Gerçekten şahane bir renk. Mint yeşili arkadaşlar, unutmayın. Bir de ıhlamur var. Ihlamur da buna çok benziyor. Ama bu mint yeşili. Şahane. Ne yapıyorum burada? Ruloların girmediği çizgileri fırçayla geçiyoruz. Sonrasından ruloyla geçeceğim zaten tekrar. Fırçayla şuraları dolduralım. Fırçanın izi kaldığı için fırça kullanmıyoruz arkadaşlar. Rulo kullanıyoruz. Sadece detaylarda fırça kullanıyoruz ki girmeyen yerlere, boya girmeyen yerlere fırçayla destek verelim. Hop buraları da, hop araları, hop kenarları. Boya girmeyen yerleri ne yapıyorum? Yine de rulayla şöyle bir üstünden geçiyorum ki fırça izim kalmasın. İçinden de geçiyorum şöyle. Arkadaşlar birinci katımız kurudu. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Birinci katta kapamaz. Onu hiç böyle desenli olmasına bakmayın. İkinci katta şimdi nasıl kapattığını göreceksiniz. Hazır mısınız? Şimdi komple ikinci katı atacağım. Evet arkadaşlar, yeşil banyo dolaplarımı boyadım. Mint yeşili, unutmayın. Yine bu markayı kullanıyorum. Onlar kururken şu gördüğünüz alüminyum renkte, yani gümüş renkte olan duşakabinimi siyahı boyayacağım. Ben boyadan önce hep taşır mıyım diye kağıt bant kullanıyorum. Siz de kağıt bant kullanabilirsiniz. Başlayalım. Bununla biraz ince çalışmamız lazım. Siz görün diye
Şöyle yapayım. Evet. Someone that could be my great love. Right in front of me. I didn't realize you were my dream. Arkadaşlar, duşakabinimizi boyadık. Gördüğünüz gibi iki kat attım. Şimdi duşun içine stencil uygulaması yapacağım. Nedir bu stencil? Şöyle gördüğünüz gibi desen çıkarmak için kullanılan bir uygulama. Nasıl yapacağız bunu? Ben bu modeli seçtim. Şimdi şöyle köşeden başlıyorum. Yapıştıracağım bunu. Yerine ölçüsü doğru olsun. Yapıştırdım. Düzgün yapışmasına dikkat edin. Çünkü bu boya yaparken çok önemli. Komple yapıştırdım. Şimdi ben stencil desenini siyaha boyayacağım. Siyah boyamı açıyorum. Bunda şuna dikkat ediyorum arkadaşlar. Boyanın ucunda çok fazla, fırçanın ucunda çok fazla boya olmasın. Bir de böyle pompon fırçalar var. Ben şimdi bunu kullanacağım. Şöyle alıyorum. Şöyle ucunu azalttım. Yani haldır haldır boya olmasın. Sadece böyle bastırdığımızda iz olacak kadar boya alıyoruz. Boyamı şöyle hafif bir şekilde aldım pompon fırçamın ucuna. Yapacağım yeri elimle bastırıyorum. Ki havaya kalkmasın uygulama. Derzlere gelen yerde biraz daha bastırabiliriz. Bu şekilde. Devam. Even in my wildest dreams. Even in my wildest dreams. Günaydın arkadaşlar. Bugün yepyeni bir gün ve biten uygulamalarımı göstermek istiyorum. Dolaplarım, kulplarımı taktım. Mint yeşili unutmayın. Ahşap kapaklarım. Bunu da şöyle bir uygulama yaptım. Kamera yanımda olmadığı için çekemedim ama bu çok basit bir uygulama. Bu duvar modelli sticker'lar var arkadaşlar. Onları yapıştırıyorsunuz. Sadece bunda hiçbir şey yok. Ölçünüze göre şurayı boşalttım. Tuvaletin o geldiği yeri boşalttım klozetin. Direkt yapıştırdım. Bundan korkmayın. Bunda hiçbir uygulama zorluğu yok. Sadece üstüne bir kat boya sürdüm. Akrilik boyayla karbonatı karıştırarak böyle dokulu bir desen olsun diye. O kadar. Şunu raf yapmıştık. Bunu gördünüz. Gelin stencil uygulamasını da göstereyim. Burayı da böyle bitirdim. Baştan aşağı bir stencil uygulaması yaptım. Duşakabinimi boyadım. Evet, bu boyaları yaptık. Çok güzel. Ama suyla temasından korumamız lazım. Mesela duşakabinin içinde çok fazla su değecek, suya maruz kalacak. O yüzden sıvı cam kullanmamız gerekiyor. Sıvı cam nedir? Vernik gibi düşünün. Sudan korumamız için bir ürün. Bunu da aynı boyaların kullandığı markasının aynısını kullanıyorum, Bianca'nın. Böyle iki komponentli geliyor. A komponenti ve B komponenti. A'nın zaten içi boş yarısına kadar. Çünkü B'yi dolduracak. İkisini karıştırarak kullanacağız. Ben duşakabinin içine kullanacağım. Ve yerlere kullanacağım ama yerlere henüz daha boyamadığım için ona geçemiyorum. İkisini karıştırıyorum birbirine. İyice karıştırdık. Evet. Karıştırdık. Şimdi ben kabımı alıyorum, uygulama kabımı. Bir kısım aldım. Kullanmayacağım kısmın ağzını kapatıyorum ki donmasın arkadaşlar. Evet, buraya aldım. Yeni temiz bir sünger aldım. Başlıyorum. Aldım, sürdüm. Biraz şöyle akıttım. Başlıyorum en üstten uygulamaya. Arkadaşlar.
arkadaşlar geldik tezgah boyamaya. Tezgahı da aynı boyayla boyayacağım ve üstüne sıvı cam, cila gibi sıvı cam süreceğim. Yine beyaz kullanıyorum. Bu boyada daldırıyorum. Rulomu komple daldırdım. Süzdürüyorum. Şöyle kendime bir kapak aldım. Kapağı şöyle fazlalığına atacağım. Her tarafını. Sonra başlıyorum tezgahımı boyamaya. Fark ettiyseniz yine tezgahın her yerini bantladım. Kenarları nasıl yapıyorum onu da göstereyim size. Kenarları şöyle fırça yardımıyla çekiyorum. Şöyle fırçayı sürüyorum. Çünkü oralara rulo girmiyor. Daha sonra fırçaladığım yere tekrar şöyle rulo geçiyorum. Yine buna da iki kat süreceğim arkadaşlar. Tabanımın ilk katını size gösteremedim ama şimdi ikinci katını atıyorum. İkinci katta zaten tamamen siyah renkte olan seramiği beyaza dönüştürüyoruz. Yine seramiklerde kullandığım boyayı döşemeye kullandım. Arkadaşlar günaydın. Banyomun çoğu kısmı bitti. Şöyle göstereyim size. Evet, gördüğünüz gibi sadece spotumu takmam lazım. Onu takamadım. Şöyle süslemelerimi yaptım. Klozet arkasına tel bir pano koydum. Tablolarımı koydum. Ahşap bir askılık ve süsleme yaptım. Duşakabinimin içine şöyle bir tel koydum. Ve gördüğünüz gibi döşememi de boyadım. Şimdi sizinle beraber bu beyaz döşemeye mermer deseni yapacağız. Neyle yapacağız bu mermer desenini? Şöyle gördüğünüz gibi mermer efekti yapan bir sprey aldım. Markası da adı da bu. Buradan rahatlıkla bakabilirsiniz. Bununla şimdi sıkacağım ve desen yapacağım. Bakalım nasıl olacak? Evet arkadaşlar, ilk denememiz bir fail oldu. Hata verdi. Duvarlara sekti mermer efekti. O yüzden poşetle kapladık. Şimdi kapladıktan sonra tekrar spreyle atış yapacağım. Bakalım. Şimdi deneyelim. Yes. Böyle daha iyi oldu. Tada! Mermer desenimiz hazır. Evet, biz biraz abarttık ama gerçekten çok güzel duruyor. Siz de böyle poşetlemeyi unutmayın çünkü gerçekten her yere sekiyor. Yakından da göstereyim. Şöyle bir desen oldu. İsterseniz az yapabilirsiniz, isterseniz çok yapabilirsiniz. Biz biraz abartıyı sevdik. Evet arkadaşlar, banyomuzun vuruş noktasına geldik. Bakın mermerimize. Gayet güzel oldu. Tabii bunu böyle asla bırakmıyoruz. Çünkü herhangi bir ayak darbesine, tel darbesine vesaire atabilir boyanız. Gene tezgaha yaptığımız gibi döşemeye de sıvı cam uygulayacağım. Sıvı cam için iki komponentli, dediğim gibi böyle bir üründü bu. İkisini karıştıracağım. 2'ye 1 oranında 2 ölçek bu. Bir ölçek bu. Ben biraz göz kararı yapacağım bu sefer. Çünkü zaten az kaldı. Tamamını kullanacağım. Koyuyorum sıvı camımı bu şekilde. Evet. İçine de sertleştiricisini koyuyorum. Karıştırdım. Rulomu da aldım. Rulomu. Epoksi rulo seçmek gerekiyormuş arkadaşlar. Birkaç denemede bunu öğrendim. Epoksi rulo unutmayın. Başlıyorum şimdi döşemeden sürmeye. Sonra
olması gerekeni yapmışızdır. Evet arkadaşlar, banyo tadilatımızın sonuna geldik. Eğer sizler de uygun fiyatlı şık değişimler istiyorsanız uygulamalarımı izleyip siz de aynı şekilde banyonuzu değiştirebilirsiniz. Bundan sonraki sırada küçük oda, salon, mutfak ve balkon değişimlerim var. Hepsini sizinle tek tek paylaşacağım. Eğer banyo değişimimi beğendiyseniz ve diğerlerini merak ediyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. So you took me by surprise. Oh yeah. Curious.